Herkese merhaba. Ben diyetisyen Güneş Aksüz. Sevgili arkadaşlar, bugüne kadar çok fazla kariyer konuşmasına katıldım. Gittiğim yerlerde hep kendi hikayemi anlattım. Nasıl bir yol izledim, nereden başladım, nereye gittim. Fakat bugün sizlere bu yolu anlatmayacağım. Bambaşka bir mesaj vereceğim. Ama aslında başka gibi gözüken işin özünü sizlerle paylaşmak istiyorum bugünkü konuşmamda. Şimdi konuşmamın başlığını da bakarsanız zaten çok net anlayacaksınız. Aslında ben sizlere günün anlam ve önemiyle ilgili çok net bir mesaj vermek istiyorum. Bu mesajın ana başlığı da sen kendine bak. Sen kendine bak derken ne demek istiyorum? Çok minik şöyle bir giriş yapmak gerekirse. Çocukken hepiniz hayaller kurdunuz. Ben de öyle. Eminim kurdunuz. Yani bunların bazıları çok uçuk kaçık hayallerdi. Bazıları çok daha gerçekçiydi. Bazıları ailenizin belki sizi yönlendirdiği hayallerdi. Sen şöyle mi yapsan, sen böyle mi yapsan dediler belki. Belki de tamamen çocukça kurduğunuz hayallerdi. İmkansız gibi gözüküyordu. Ama aslında burada size söylemek istediğim çok önemli bir sır var. Sır diyorum. Hala bazı insanlar için sır. Bazı insanlar için de hayatın gerçekleri ve başarıya gitme yolu. Çocukken kurduğunuz hayallerin hepsinin ya da birçoğunun gerçek olduğunu düşünün. Düşünebiliyor musunuz şu anda? Ne istiyorsanız, ne yapmayı düşündüyseniz, ne kadar o anda size saçma da gelse ya da yok ya, yani ben böyle bir şey istiyorum ama yok canım nasıl yapayım dediyseniz, bütün bunların gerçek olduğunu düşünün. Olabilir mi? Olabilir. O yüzden sen kendine bak diyorum. Çünkü hayatınız boyunca hep insanlar sizin hayatınızı bir şekle sokmaya çalışacak. Bir düşünün. Aileniz, öğretmenleriniz, arkadaşlarınız hepsi size fikirler verecek. Siz bir şey söylediğinizde mutlaka onun nasıl olmayacağını size belki anlatacaklar. Evet, aralarında olacak, sen yaparsın, ben sana güveniyorum diyenler de çıkacak eğer şanslıysanız. Ama genelde böyle olmuyor. Genelde insanlar bunun ne kadar işte büyük bir hayal olduğunu, yok ya sen bu hayalleri bırak da sen biraz hayatın gerçekleriyle hani yüzleş, sen artık kendine gel, toparla kendini. İnsanların genelde tepkileri böyle olur. Aslında ben niye bunu söylüyorum? Tabii ki ben de böyle yaşadım. Ben de çocukken bazı hayaller kurdum. Ve o hayallerin peşinden etrafımdaki tüm olumsuz hikayelere rağmen, sen artık büyüdün ya da artık büyü diyenlere rağmen, bırak şu çocukça hayalleri canım sen de bir türlü vazgeçmiyorsun diyenlere rağmen hiçbir zaman vazgeçmedim. Hayatımla ilgili bugün başardığım herhangi bir şey varsa, bütün bunları size çok net söylüyorum ki çocukken kurduğum hayallere borçluyum. Bu hayal bir oyunun içinde olabilir. Birkaç satırda olabilir. Söylediğiniz bir şarkıda olabilir. Bu hayal arkadaşınızla paylaştığınız bir şey de olabilir. Yani hayatınızla ilgili ne yapmak istediğinize dair ipuçları. Siz bunları çocukken vermeye başlıyorsunuz. Kendinize. Kendinize vermeye başlıyorsunuz. Hiç kimseyle ilgisi yok aslında bunların. Yani onun yüzünden olamadı, bunun yüzünden olamadı. Evet, ben de bu cümleleri kurdum. Ama bunların çok faydası olmadı. Neyin faydası oldu? Kendime bakmanın faydası oldu. Ben kendime bakmaktan bu konuda vazgeçmedim. Kendine bak derken ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Hayalleriniz, ne istediniz? Kendinizi nerede gördünüz? Ne yapmak istiyorsunuz? Ben insanlara yardım etmek istedim her zaman. Onların sorunlarını çözmek istedim. Daha mutlu yaşasınlar istedim. Aslında hayatı güzelleştirmek istedim. Daha çok paylaşmak istedim. Öğrendiğim bir şey anlatmak istedim. Ama çocukken bunu belki de şöyle söylüyordum. Ben bir yazar olacağım. Kesin benim kitaplarım olacak. Bu hayallerden sadece bir tanesiydi. Benim bugün 6 tane kitabım var. 2 tanesi yolda, bugün yarın çıkacak. Birkaç tane daha geliyor. Ben şimdi faydalı kitapları olan bir yazar olmak istiyorum. Ben aslında diyetisyenim. Zaten insanların hayatını güzelleştirmek için çabalıyorum. Ama hayatımda hayal ettiğim, uçuk kaçık bulunan, aklınıza ne geliyorsa birçok şeyi deneyimledim, yaşadım. Çok iyi geldi. Ama kendi çabamla
ve kendi içimdeki o rüyaya ve o hayallere inanmaya devam ettiğim için bu yolda onları bulabildim. Bakın hiçbiri karşıma tesadüfen çıkmadı. Hiçbiri bir hani çok şanslı olduğum için çıkmadı bence. Şans tek başına yeterli değil. Siz ne istediniz? İçinizde ne vardı? Neyi hayal ediyorsunuz? Neyi hayal ediyorsanız sizin yolunuzda onunla alakalı şeyler karşınıza çıkıyor. Çok zor sınavlar var. Evet, hayatın içinde bir sürü testler var. Ve bu sınav ve testler aslında sizin o yoldan vazgeçip vazgeçmeyeceğinizi sınıyorlar. Dur bakalım ne olacak diyor. Vazgeçmeyip devam edenler var. Etrafınızda vardır. Ben onlardan biriyim. İnadına hayallerinden vazgeçmeyen. Ne olursa olsun ben içimdekini, hayal ettiğime ulaşmak istiyorum diyen. Birebir aynısı olmayabilir. Belki hayal ettiğinizden daha farklı ve daha iyi bir şey çıkabilir. Biraz yolda gördüklerine izin veren, fırsatları gören, görmek için çaba harcayan, odaklanan insanlar vardır. Ve onlar ne yaparlar biliyor musunuz? Onlar yolda çok yorulurlar. Evet, şikayet edebilirler. Ama vazgeçmezler. Geri dönmezler. Tamam, buraya kadarmış demezler. Yürümeye devam ederler. Bir de bazı insanlar vardır. Belki çok iyi bir yolda yürüyorlardır. Belki size göre işte ya tam istediğim gibi dediğiniz şeyler yaşıyorlardır. Ama görmezler. Çünkü onların içlerinde belki başka şeyler vardır. Belki farklı bir şey bekliyorlardır. O yüzden yapmanız gereken, eğer başarılı olmak ve mutlu olmak istiyorsanız, sadece başarılı olmak mutlu etmez. Sadece mutlu olmak da başarıyı getirmez. Başarmak ve mutlu olmak istiyorsanız, ben hayal kuruyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum diyorsanız, yürümeye devam edin. Ne istiyorsanız sürekli kendinize bakın. Etrafınızda size söylenen tüm olumsuz cümlelere gözünüzü ve kulağınızı kapatın. Duyun. Eleştirileri de duyun. İnsanların ne kadar inanmadıklarını da görün. Çünkü bu sizi gaza getirecek. Bu size yardım edecek. Bu size destek olacak. Kızacaksınız ama vazgeçmeyeceksiniz. Yürümeye devam ettiğinizde hatalar yapacaksınız. Çok zorlandığınız anlar olacak. Ve zorlandığınız anlarda aklınıza getirmeniz gereken tek bir cümle var. Şu anda öğreniyorum. Emin olun, çok zorlandığınız bir şeyde, bir anda, bir konuda, o konuda güzel bir ders alıyorsunuz demektir. Özel ders gibi düşünün. Size özel hazırlanmış. Sadece sizin öğrenebileceğiniz şekilde. Eğer o dersi alırsanız yolda yürümeye devam edersiniz ve amacınıza ulaşırsınız. Kendinizi görmek istediğiniz yer neyse içinizde, oraya doğru yürürsünüz. Ama şikayet ederseniz, görmek istemezseniz, vazgeçerseniz, bu da bir seçim. Bu da sizsiniz. Pişman olabilirsiniz. O da bir duygu. O da belki başka bir kapıya sizi götürecek. Ama bu konuşmanın özeti şudur. Benim gördüğüm ve yolda yürüdüğüm, yolculukta başarıya giden ve bizi mutlu eden, galiba iyi gidiyorum dedirten, çünkü bu yolun sonu yok. Yapmak istediğim çok fazla şey var. Hayallerim daha bitmedi. Sizinkiler de bitmesin. Çocukken ne istediğinizi hatırlayın ve onu yazın bir yere. Ve sonra dönüp kendinize bakın, şu anda onun neresindeyim? Oradan çok uzaklaşmadan, onun etrafında gezerek yola devam ediyorsanız eğer, iyi bir yolculuktasınız demektir. Yolda başınıza gelenlerden şikayet etmek hiçbir zaman işe yaramaz. Sadece yolda başınıza gelen her iyi şeyden ve her kötü şeyden haberdar olun, farkında olun. Ama nereye gittiğinizi bilin, ne istediğinizi bilin. O zaman zaten sizi mutlu eden güzel bir kapıya ulaşacaksınız. Eminim ki başaracaksınız. Vazgeçmeyen insanlar hayatlarında mutlaka çok fazla şey kazanıyorlar. Belki beklemedikleri şeyler de öğreniyorlar, kazanıyorlar. Ama emin olun, tecrübe çok önemli bir şey. Bir de nereden baktığınız çok önemli. Ben bu tecrübeyi aldım, cebime koydum ve şimdi daha güçlü bir şekilde yoluma devam ediyorum derseniz eğer, o güçle beraber büyürsünüz. Ama işte ben tecrübeyi aldım, tamam, anladım ki bu iş olmayacak derseniz, aynı yerde kalırsınız ve mutsuz olabilirsiniz. Umarım
güzel bir mesaj verebilmişimdir. İşin özetini sadece size anlatmak istedim. Paylaşmak istedim. Çünkü ben gerçekten o çocukluk hayallerinin çok işe yaradığını düşünüyorum. Farklı bir şekilde belki aktarıyoruz. Ama aslında söylemek istediğimiz şey aynı. Gitmek istediğimiz yolculuk aynı. Hepimiz o anda eğlenmek ve tadını çıkarmak ve istediğimiz gibi olsun istiyoruz. Olmuyorsa da başka bir yol bulmamız gerekiyor. Ama umarım bu yolculukta istediğiniz varış noktasına ulaşırsınız. Ama varış noktasının sonu yok, bunu da söyleyeyim. Her zaman bir sonraki yerleri de görmek isteyeceksiniz. Ve umarım başarıyla, mutlulukla geçen harika, eşsiz, size özel bir yolculuğunuz olur. Umarım bu videonun da size faydası olur. Buradan da olsa tanıştığıma çok memnun oldum. Çok sevgiler.